Metrekare'de bu bölüm huzur dolu doğası, tarih kokan sokaklarıyla Ege'nin en şirin tatil beldelerinden Ayvalık'tayız. Mimar Leyla Doğrular'la Ayvalık'ın merkezinde metruk durumda olan iki tarihi Rum evinin restore edilme hikayesini gelin hep birlikte dinleyelim. Merhaba, ben Mimar Leyla Doğrular. Şu an Ayvalık'tayız. Bugün iki tane yapmış olduğum evi gezeceğiz. Şu anda bulunduğumuz ev aşağı yukarı kendi oturum alanı 40 metrekare, 30 metrekarede bahçesi var. Bu ev ilk aldığım zaman metruk bir haldeydi. Hem dış cephesinde hem iç mekanda çok farklı bir mimari düzeni vardı. Burada kurguladığım düzeni uygulamak için öncelikle bir restorasyon sürecine girdim. Çünkü kentsel sit alanı içindeyiz ve buradaki sokakların hepsi orijinale uygun olarak restore ediliyor. Uzun bir süreçti. Bundan sonra bütün mekanların tekrar yeni hayata uyum sağlayabilmesi için yeni bir düzenleme olmuş oldu. Burada iç bahçeler çok kıymetli. Şu anda da işte kuş cıvıltıları içinde. Burada böyle izole bir yaşam var. Her ne kadar Ayvalık'ın merkezinde de olsak, çarşının içinde, bu alanda gerçekten çok sakin bir hayat sürülebiliyor. Bahçeden başlamak gerekirse, bahçeleri ben Ege'de bahçe gibi seviyorum. Yani renkli, cıvıl cıvıl. Evin içi minimalist olsa da bahçede her türlü renkle oynamak benim için çok zevkliydi. Akşamları böyle rengarenk, işte kabak lambalarının altında yemek yeniyor. İşte mesela yemek masasını gene eski Rum evinden çıkma bir kapıyı masaya dönüştürdüm. Ayvalık'ta çok güzel bir taşımız var, sarımsak taşı. Çok kıymetli. Rum evlerde hep bunları kullanıyoruz. Veya bunun çok benzeri taşları kullanıyoruz. Ağaçlar zaten aynen bu şekildeydi eve aldığımda. Onlara hiç dokunmadım. Onların etrafına böyle bitkilik gibi hem oturulabilecek, işte yastık koyulup bu şekilde faydalanabileceğimiz şekilde yerden tasarruf etmeye çalıştım. Bahçede tabii duvar dekorasyonları önemli. Bizim oradaki artık kabımız olmuş oluyor. Dolayısıyla o duvarda böyle bol bol seramik kuşlar, eski bir ayna yerleştirdim. Bahçeden direkt yaşam alanına geçiyoruz. Bahçe zaten aynı zamanda yaşam alanında manzarası olmuş oluyor. Duvarlarımız tabii kalın olduğu için bu evde çok güzel böyle bir pencere için oturma yapabiliyoruz. Yani bir minder koyup burayı böyle bir oturma alanı yapabiliyoruz. O yüzden ben eskiden kapı olan pencereyi oturma seti haline getirdim. Ve içeri girdiğimiz zaman da duvarlarda gene serpme sıva devam ediyor. Serpme sıva biliyorsunuz eskiden hep yazlık evlerimizde vardı. Tekrar bu çağdaş dekorasyonla bir arada bunu kullanmak çok anlamlı oldu. Yaşam alanında aslında eskiden burada bir mutfak vardı ve mutfağın kendi ocağı vardı. O ocağı şömine haline getirdim. Onun yanında da bir niş vardı. Bunlar hep böyle aslında çok farklı yaşam alanlarıydı ama yeni düzende çok güzel uyum sağladı. Mobilyalarında da açıkçası ben bütün mobilyaları birbirinin aynı kullanmayı sevmiyorum. Farklı stilleri bir araya getirmeyi daha çok seviyorum. Eklektik bir tarz oluşmuş oluyor. Modernle eskiyi bir araya getiriyorum. Burada mesela şu anda işte ferforje bir kanepemiz var. Bu aslında çekyat oluyor. Siyah retro cam sehpalar. Onlar da eski Çukurcuma'dan alınmış sehpalar. Abanoz ağacından yapılmış. Bunların hepsinin bir arada kombine edilmiş hali beni daha çok mutlu ediyor. Özellikle tekli berjerleri ben hafif seviyorum. O yüzden bu wishbone dediğimiz bu sandalyeleri
hem iç mekanda hem dış mekanda kullanıyorum. Salonda bu mavi kanepenin üzerinde gene Egeli bir ressam Seba Uğurtan, çok sevdiğimiz bir ressam. Ayvalık'ın dokusuna çok uyuyor resimleri. Böyle yelkenli işte teknelerin olduğu bir resim. Onu kullanmayı uygun gördüm. Bu alanda tabii loft tarzı ve minimalist olduğu için merdiven çelik konstrüksiyon. Üzerine hep ahşap basamaklarla yaptım ve bir şekilde aslında korkuluksuz daha rahat oldu. Çünkü yukarıdan aşağı inerken zaten üst katın zemin döşemesi orada emniyeti sağlıyor. Ve ışığı fazla da kesmemiş olduk. Banyoda açıkçası buranın eski halinden kalan bir iz bırakmak istedim ben ve lavabo dolabının arkasını, o duvarı taş bıraktım. Buranın aslında genel yüzeyi, serpme sıvanın altında olan yüzeyi bütün ev boyunca bu şekilde taş kaplama, yığma taş olduğu için sürekli toz bırakıyor. O yüzden evin genelinde bunu kullanmamayı düşündüm ve sadece o alanda bıraktım. Lavabo dolabı gene benim tasarımım. Duş alanını ve çamaşır makinesinin olduğu alanı perdeyle ayırdım. Yaptığım evlerde benim için öncelikle gün ışığı kadar akşam da aydınlatma çok önemli. Tavana tek bir ışık kaynağı kullanmıyorum. Hep yerden aydınlatma ve işte orada sanat objeleri varsa onları aydınlatacak şekilde planlamalarımı yapıyorum. Bu evde de gene o şekilde yaptım. O yüzden akşam da çok çağdaş bir görünüm oluyor. Aslında alışık olduğumuz düzeni mutlaka yazlık evlerde de yapıyorum. Mutfak evin en özel alanlarından biri. Bana göre en doğru konum evin hemen girişinde olmasıydı. Zaten açık mutfakları seviyoruz. Güzel büyük adayı da seviyoruz. Dolayısıyla elimizde böyle paketlerle geldiğimiz zaman mutfak adasına hemen yerleşiyoruz. Sabah kahvaltıları hep orada yapılıyor. Bu alan da evin en çok yaşayan alanlarından biri. Yani hem yemek yapmak da aslında çok keyifli oluyor. Dekorasyonda ben bu eve uyumlu olacak, böyle sıcak bir dekorasyon olsun istedim. O yüzden fugalı kapaklar kullandım. Hep MDF üzeri lake kapaklar var. Tezgahta masif ahşap kullanmayı uygun gördüm. Mutfağın aydınlatmasında ben Ayvalık'ın sokaklarında çok güzel eskiciler var. Onlardan birinde buldum. Böyle bir Alman stilinde eski telefon ahizelerinin kordonları gibi böyle bir kablosu var ve asansörlü deniyor. İstediğiniz seviyede kullanabiliyorsunuz aydınlatmayı. Evin dış cephesi aslında en çok emek verdiğim alanlardan biri. Şimdi kentsel sit alanının içinde olduğu için zaten pencere boşluğu ve kapı boşluğu tamamen aynı kaldı. Penceresinde ve kapısında aynı tip parmaklık tasarladım. Aslında en tatlı noktalarından biri de kapısı. Çünkü eskiden demir bir kapı vardı burada. Ben buna güzel ahşap bir kapı yaptım. Zaten restore edilen evlerde hep bu şekilde yapıyoruz. Kapısının penceresi var. Açık bırakıyorsunuz normalde evin içindeyken. Çünkü sokak da evin bir parçası. Rum evlerinin hepsinde bu şekilde. Şu an yatak odasındayız. Burası asma kat loft bir stile döşenmişti. Dolayısıyla yatak odası aslında iki taraftan da korkuluklarla evin yaşam alanına ve diğer taraftan da mutfağa bakıyor.
Bu sayede zaten bütün gün ışığını üst kata da almış oluyoruz. İlk başta aslında burası tek katlı bir evdi. Fakat ince uzun bir yapısı olduğu için çok yüksek bir çatısı vardı. Ben çatının en yüksek olduğu noktaya, orta alana ve banyo duvarlarının olduğu kısmın üst kısmına bu döşemeyi yerleştirerek bu şekilde açık sistem yatak odası yapmış oldum. Zeminde tabii masif ahşap kullandım ve perforje korkuluklarda mümkün olduğunca düz modellere gittim. Genel olarak minimalist havayı gene burada da korudum. Mesela yatak başı kullanmak istemedim. O yüzden duvarlarım zaten kalın. Burada bir niş alanı yaptım ve buraya tablolar koydum. Bu alanda zaten aydınlatma olarak gene bu duvarları aydınlatan aydınlatmaları kullandım. Tekstil spotlarım var. Bir de tavanda bu şekilde pervane olan aydınlatmalardan kullandım. Renklerde de böyle daha yaz renkleri, işte gene ahşapla mavi, beyazın bir araya geldiği renkleri kullandım. Evet, ilk evimizi bitirdik. İsterseniz şimdi diğer eve geçelim. Burası da gene aynı mahallede yer alan ikinci ev. Buranın içi çok farklı bir dekorasyon. Umarım seveceğiz. Birlikte girelim isterseniz. Burası da eskiden papazın evi olan bir binaymış. Ve açıkçası şu anda bulunduğumuz alan hemen girer girmez bu turkuaz kapı açıldığı zaman içerideki yaşam alanı, giriş kat. Aşağı yukarı 35 metrekare, çok ufak bir alan. Burada aslına bakarsanız sokaktan içeriye girdiğiniz zaman birdenbire evin içine girmiş oluyorsunuz. Ve bunun kendine göre çok güzel bir dokusu var. Yani bu kadar merkezi bir noktada birdenbire bir evin içine girmek gerçekten büyüleyici. Bu bina zamanında un deposu olarak da kullanılmış. Bir kere Rum bina olduğu için havalandırması ve ısısı çok güzel. Aslında az ışık alıyor. Bu girişte görmüş olduğunuz o turkuaz kapının üzerinde kemerli bir pencere alanı var. Kapının kendisi tamamen orijinal bir kapı ve kapı ikili olarak açıldığı zaman aslında sokak da evin bir parçası haline geliyor. Aynı diğer evdeki gibi. Burada da sokak aslında evin yaşayan bir alanı. Ve bu geniş merdivenini özellikle ben biraz daha böyle oturulabilir derecede ölçülerde yaptım. Üzerine böyle güzel bir örtüyle, yastıkla, bir yanına minik bir sehpayla oturup böyle dışarıdaki esnafla falan muhabbet ettiğiniz, arkadaşınızla güzel vakit geçirebildiğiniz bir yer haline geliyor. Ben buraya ilk geldiğim zaman buradaki alanda simsiyah bir yer döşemesi vardı, siyah bir seramik vardı. Duvarlarda da aslında böyle bölgesel olarak yapılmış bir takım boya kalıntıları vardı. Tavanları özellikle şu açık mutfağın olduğu kısımdaki tavanlar hep böyle eklentiler yapıldığı için farklı renklerdeydi.
Bunların hepsini tek bir homojen bir renge getirdim. Yer döşemesinde de biraz daha gelecek olan, hikayesi olan mobilyaların renklerine uyumlu olacak şekilde ve daha böyle natürel, daha ferah, açık bir renkte kullanmayı tercih ettim. İç mekanda tabii elektrik kablolaması yığma bina olduğu için beni epey zorladı. Burası daha önce bir ev değildi. O yüzden elektrik sistemi yeterli değildi. Hep bu taş duvarların önünden kablolamalarla, işte görmüş olduğunuz borulama sistemleriyle bu kabloların çekimini sağladım. Aplikleri de gene hep duvarları aydınlatacak şekilde tasarladım. Bunların tabii görünüşü biraz daha endüstriyel doku olmuş oldu. Ama bunları böyle stilleri karıştırarak tarihi dokunun içine yerleştirdiğim için sonunda kendine has bir havası oldu diye düşünüyorum. Giriş katta şu anda benim mesela bu merdivenin yarı yolunda yerleştirmiş olduğum banyo yerine çok ufak bir tuvalet koyulmuştu ve bu alan bölünmüştü. Tabii buranın tavanı da çok yüksek, loft tarzı. Böyle tavanı kısa, ufak bir eklenti yapılmıştı ve o gerçekten biraz biçimsiz duruyordu. Ben onun yerine hani tam böyle arzu edilen bir banyo yerleştirmeyi daha uygun gördüm. O alanı söktük. Şimdi mesela oraya güzel minik bir salıncak koyduk. Demir bir salıncak. Bu da böyle sanki daha tek kişi kendi başına böyle kafanı dinlemek için oturduğun bir alan gibi oluyor. Arkadaşlarla mesela denize giderken işte hepsini beklerken hazır olan mesela orada biraz vakit geçiriyor. Böyle biraz daha esprili bir köşe aslında. Gene tabii room bina olduğu için şöminemiz room şöminesi. Çok güzel eski bir şömine. Ama ben geldiğimde bu biraz dış kaplaması yeterince oturmuş bir şömine değildi. Beton bir ek vardı. Ben bunu mobilya ile kapladım. İçini de çakıl taşlarıyla döşedim. Ve gerçekten şömine aslında kışın çok güzel oluyor Ayvalık'ta. Ayvalık'ın kışın da güzel bir yaşamı var. Daha henüz yakmadık ama inşallah bu kış yakacağız diye düşünüyorum. Duvarların aslında evin geri kalan alanları gibi yaşıyor olması bana çok anlamlı geliyor. Yani duvarlar zaten bu şekilde taş, yığma taştı. Bunlardan aslında toz dökülüyor ama aynı zamanda sanki hani kendi hikayesi var ve yaşamaya devam ediyormuş gibi. Böyle organik gibi geliyor bana. Room bina olduğu için ben bunların çok tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum. Asma katın altındaki kütükler hep orijinal eski kütükler. Gerçekten tarihin izlerini taşıyor. Bunları seyretmek bile çok keyifli. Kokusu, görüntüsü, hep böyle gerçekten bu alanı özel kılan materyallerden. Bu alan aslında şu anda belki size biraz daha dikdörtgen gözüküyor olabilir ama üçgen bir alan. Dışarıdan içeriye doğru daralan bir yapısı var. Dolayısıyla en son noktada mutfağa yerleştirmeyi uygun gördüğüm noktada çok ufak bir alan kaldı. Çok ufak olduğu için de bunu standart bir mutfak gibi çözmek çok anlamsız olacaktı. Yani üst dolaplı, alt dolaplı bir şeyin buraya entegre edilmesi pek mümkün değil. Ben onun yerine mutfak adasıyla mutfağın ihtiyaçlarının %80'ini depolamaya karar verdim ve ocağın iç tarafında, evye tarafında açık sistem tabakların yerleştiği bir alan yaptım. Yaşam alanının tabii en önemli aslında
gerekliliklerinden biri kanepelerimiz. Hem geniş, rahat olsun istiyoruz, hem mümkünse işte uyuma olabilsin istiyoruz. Bu tabii çok ufak bir room evi. Bir noktada merdiven var, bir noktada şömine var. Bunun en güzel oturabileceği tek bir duvar vardı. O da mutfağın önündeki duvardı, mutfak odasının önündeki. Sehpaya gelince tabii yuvarlak bir sehpa seçtim çünkü bu alan çok dar olduğu için kendi tasarımım buraya uyacak ve hani çarpmalarda falan bizi sıkıntıya sokmayacak bir şey olsun istedim. Burada eskiden olan bir kiliseye giden bir tünel var bu evin içinde. Sonradan kapatılmış tabii. Çok dramatik bir görüntüsü var. Kanepenin solundaki kemerli alandan girdiğiniz zaman tarihin içine bir yolculuk yapıyor gibi oluyorsunuz tekrar. Dolayısıyla ben oranın da buraya büyük bir ruh kattığını düşünüyorum. Şu anda da yatak odasındayız. Yatak odası aslında çok eksantrik bir alan. Çünkü bana biraz Kapadokya'daki mağara odalarını andırıyor. Tamamen taş kaplı olması, buranın yer döşemesinin böyle eski, ahşap olması, tavanlarının küçük olması. Buraya böyle gerçekten zamanda yolculuk yapar gibi bir ambiyans katıyor. Ben bu alanda öncelikle yer döşemesinin rengini değiştirdim. Çünkü renkler biraz karanlıktı. Beyaz boya yaptım Rabıta Parkı'nın üzerine. Mobilyaları seçerken de gene eski dönemlere ait bir şeyler seçmeyi uygun gördüm. Bu mobilyalar aslında babaannemin mobilyaları. Bu karyola, bu elbise dolabı, komple hepsi Ayvalık'ın bu şekilde eski mobilyalarını, tadilatını yapan ustaya verdim. Hepsini kazıttık ve ham bir hale getirdik. Aydınlatmaya gelince tabii buranın en büyük esprilerinden biri gene aydınlatma. Çünkü duvarları aydınlatarak burayı aydınlatıyoruz. Ve yatağın üzerinde de güzel bir cibinlikle burada böyle daha ferah bir hava katmış oldum. Tavanla ilgili aslında büyük mücadele verdim. Çünkü tam olarak orijinal tavan. O yüzden hani acaba böyle altında uyurken rahatsız eder mi, toz dökülür mü vesaire gibi kaygılarım oldu. Yatak odasında bu evde şimdi asma katlı. Daha önceden de öyleydi. Burada bu döşeme vardı. Fakat çok fazla bu galeri boşluğuna baktığı için açık alanda bir mahremiyet sağlayamıyordu. Bu sefer bu elbise dolabını tam korkuluğun arkasına yerleştirdim. Ve arkasını perdeyle ayırarak hem dışarıdan gelen sesi biraz kesmeye çalıştım. Hem de buranın gerçekten kapalı bir oda havası olmasını sağlamaya çalıştım. Aslında bu da gerçekten içinde yaşarken şu an fark ediyorum. Çok da önemli bir kararmış. Aşağıdan buraya gelirken çok önemli başka bir konu da tabii bu merdiven tasarımıydı. Buraya ilk dekorasyona başladığım zaman burada çok farklı bir merdiven vardı. Öncelikle ölçülendirmesi ve tasarımı çok sıkıntılıydı. Çünkü tam ara katta yatak odasına çıkarken ebeveyn banyosuna çevirebileceğim bir odacık vardı. Merdivenin basamaklarının ölçülerini tutması, oransal olarak bu büyüklükte bir açık alana hem ufak hem konforlu, emniyetli ve görsel olarak da tatmin edecek bir merdiven tasarımı yapmak kolay olmadı. Öncelikle bayağı tasarım üzerinde çalıştık.
Ve sonrasında da gene basamakları ahşap kapladık. Çünkü genel olarak binanın bütün asma katını oluşturan, tavan küçüklerini oluşturan ahşaplarla en iyi kombinasyonu öyle sağladık. Ara katta yatak odasından da çok rahatlıkla ulaşabileceğiniz kemerle ayrılan bir odacık vardı ve bu odacığı en iyi banyo olarak değerlendirmeyi düşündüm. Duvarların beyaz olduğu ve boya olduğu, üzerine gene dekorlar koyabileceğim, sadece ıslak olan alanının duşun içi olduğu bir banyo yapmayı daha uygun gördüm. Duş alanına gelince, şimdi yer döşemesinde gene burada tik bir zeminin aslında yakışacağını düşündüm. Tekrar bir dokunuş katılmış oldu banyo için. Biraz aslında eski bir alanda, yani böyle dokusu olan bir alanda tekrar yeni bir karakter getiren bir dekorasyon olmuş oldu. Banyoda gene aynı şekilde bu dışarıya bakan bir penceremiz var, gün ışığının geldiği. Bu alanı jacuzzi olarak tasarladım. Zaten bu aslında çok güzel gün ışığı gelen bir nokta ve dışarıda da parmaklıkları olan bir pencere. O yüzden o alanda biraz çiçeklendirme yaptım ve mahremiyeti biraz da çiçekle sağlamış oldum. Duvar dekorlarını seçerken hep böyle belli bir uyum gözettim. Mesela duvarda şu anda aynanın yanında bir anahtar şeklinde bir obje var. Beyaz duvarın üzerine aslında eski objeler gerçekten harika duruyor. Şimdi ben burada ayna için bayağı dolaştım Ayvalık sokaklarında. Çok güzel aynalar var. Bu da benim hemen böyle küçücük, hani olur mu, olmaz mı, yeter mi, yetmez mi diye beni böyle kaygılandıran bir aynaydı ama yerine çok yakıştı. Bugün birlikte Ayvalık'ta Rum ve Türk evlerinin bulunduğu bir mahallede iki ev gezmiş olduk. Birincisi işte yapmış olduğum o minimalist ev, beyaz ağırlıklı ve bahçeli olan ev. Diğeri de bu muhteşem taş yığma binanın içinde tamamen eskiye yolculuk yapabildiğimiz, eski ve yeni mimari objelerin yer aldığı bu ev. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size buranın ruhunu biraz yansıtabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.